Türlü imtihan olmaz ki yani acı yoksa, rahatsızlıkları yoksa. Mesela küçük bir çocuk ölebilir, birisine araba çarpabilir. Öbür türlü biz melek gibi olmuş oluruz. Evet. Cenab-ı Allah onu yeterli görmemiş. Yani melekleri yeterli görmemiş. Böyle kendini sanki bağımsız gibi gören ruhları, yani iyi kötüyü ayırt edemeyen ruhları dünyaya Allah göndermiş. Allah'ın en beğendiği insandır. Onun için Allah'ın en sevdiği de peygamberlerdir, velilerdir. Mesela Mehdi, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Resulullah, evet, Hamza, bunlar cennet ehlinin seyitleri izliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah onları seviyor. Onlardan hoşnut oluyor. Yani meleklerden daha çok seviyor. Evet. Çünkü onlar acıyı görüyor, zorluğu görüyor. Bir kere vefa gösterebiliyor. Mesela meleğin vefa göstermeye ihtiyacı yok. Çünkü zaten vefaya mecbur. Yani bütün yüksek hasletlerin yani %90'ı, %95'i insandadır. Onun için meleklerden çok çok üstün olabiliyor insan. Allah'ın da en sevdiği işte halifem dediği varlıklardır insanlar. İnşallah. Allah için gidiyor hapse yatıyor mesela 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl yatıyor. Allah çok beğeniyor. Çünkü o tam bir aşk ifadesi. Allah'a karşı aşkının, muhabbetinin en belirgin ifadesi olmuş oluyor. Sevgi hep emek gerektiren, özen gerektiren, böyle mimar gibi tek 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 tuğlalarını dizeceksin. Değil mi? Harcını çok iyi katacaksın. Özen gösterdiğinde o cennet zevkine ulaşabilir insan.